Selamlar merhabalar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda arkadaşlar çok beklediğiniz 2.5 yaması artık geliyor arkadaşlar. Sizlere yeniliklerinden bahsedeceğim. Birazcık yorumlarını falan okudum. Ses artık düzelmiş yani ses problemi artık çözülmüş diyebilirim. Neden bu kadar uzun sürdü gibi soruların emin olun ki yanıtı bende değil. O yüzden e, bu konuda sizlere yardımcı olamayacağım. Yeni kostümler geliyormuş. Klan işte ekip gibi muhabbetler geliyormuş. Hazırsanız sizlerle birlikte izleyelim. Ben de izlemedim. Hatta saat 5 alarm falan kurdum. Vallahi heyecandan da benim ayağım titriyor arkadaşlar. Çünkü oyunu severek oynuyoruz. Hani sizler de aynı şekilde oynuyorsunuzdur ama bazı problemler işte MS olsun işte takıma gelen kötü oyuncuları taşıyamamak gibi etkenlerden dolayı artık yavaş yavaş oyundan soğuyorsunuz sizler de ben de. O yüzden arkadaşlar şimdiden videoya başlamadan önce bir like atıp bir abone olursanız bu tür e, duyuruların bu tür işte patchlerin, tier ya da gameplaylerin devamının gelmesini sağlarsınız diyorum ve videomuza başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşın sesini kıstım. Alan kardeşimiz aleykümselam diyorum sana. Ben de ilk defa izliyorum bunu tekrardan söyleyeyim. Başlayalım. Yılı gözden geçiriyoruz diyor. Geçmişte neler oldu falan filan anlatacak şimdi. 20 Ekim, 27 Ekim'de bölgesel açık beta'ya girişimizin birinci yılını kutlayacağız. Oo bravo bravo kardeşim helal. Tamam hocam, geçirelim. Birazcık yani reklamları falan filan gösterecek bize sanırım. zaya kardeşimiz, Lulu kardeşimiz hatta buraları bence geçsek daha mantıklı olur gibime geliyor. treşi falan duyurmuşlar, hirolar falan filan görülecek burada. Geçmişe dayalı güzel şeyler yaptı. Yani şöyle söyleyeyim size 8 ay önceki Valorant nasıldı? Şu anki Valorant nasıl? Belki daha kötü diyeceksiniz ama daha dengeli bir oyun haline geldi. Çoğu şey düzeldi mesela düşünsenize Singapur'da 300 MS'de oyun oynuyordum. Şu an 50 MS'de oyun oynayabiliyoruz. Zaten Avrupa sunucusunda oynuyorsanız bu MS'ler gayet normal. Bazılarınızın interneti iyidir bazılarınınki kötüdür falan filan. Orasını bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi ben yeni şeyleri merak ediyorum detaylı bir şekilde anlatsa falan. Ha yeni şampiyonlar gelecekmiş. Alın kardeşimiz anlatıyor bize. Şimdi gelin yakında çıkacak 2.5 MS'den bahsedelim. Güzel olur yani. Tamam birçok güncellemenin geleceğini söylemiş. Bu arada size şunu söyleyeyim. Geçenlerde Dora'nın bir tane videosunu izledim. Riotun Riotun'du sanırım. Riotun yöneticisi mi artık? Tam yanlış bir şey söylemek de istemiyorum. Yönetici biriyle yani yetkili birisiyle röportaj yapmıştı. Sorular sormuşlardı. Vartif hakkında da şu konu geçmişti. Vartif hakkında işte ne düşünüyorsunuz gibi miydi artık? Wild ne olacak gibisinden. MOBA'ya daha önce geçmediklerini yani bu Arena of Order ya da işte Mobile Legends gibi LoL tarzı oyunları daha sıfırdan kurduklarından dolayı sistemlerinden tutun işte serverları, MS'ler işte ses problemleri, hero'lar falan filan sıfırdan düzenlemeye çalışıyorlar. Hani her şey tak diye gelişmiyor maalesef. Reklamlarda problem var, oyuncuların sayısı az falan gibi problemler olduğu için yavaş yavaş düzeltmeye çalışıyorlar ve sonrasında arkadaşlar oyunun büyüceğini ben Düşünüyorum yani en azından bu benim düşüncem. Böyle bir e, röportaj yapılmıştı. Bunu da sizlere anlatmak istedim. Şimdi yeni şampiyonları merak ediyorum. Pek lol geçmişimde yoktu ama. Veigar şeytan çıkışı. aa güzel. Bu acaba şey mi? Hero hani ultileri falan çalabiliyordu ya. İnşallah odur ya. Karanlık sanatların ustası Veigar. Hem orta koridor hem de destek şampiyonu. Ay destekse gitsin yanımızdan. Değişik bir skill'lere sahip valla Flash kombi bir koydu. Adamları ne yapıyorsun? Bu ne? Allah kahretmesin arkadaşlar. Çok güçlü bir şampiyon geliyor. Hmm. Caitlyn kardeşimiz geliyor. Hadi gene iyisiniz. Hatta ben AD Kerim'in olduğum için bir tık ben miyim yoksa? Bakalım arkadaşlar bunların öğreticisi gelecek haberiniz olsun. Caitlyn, Veigar gibi şampiyonların hepsinin öğreticisini göreceksiniz. Cam kapı açık olduğu için onların gitmesini <laughs> bekledim arkadaşlar. Tanımıyorum şimdi polis aramıyorum. <laughs> devam edelim. Caitlyn hakkında şunu duymuştum. Valla AD kerilerden en yüksek rence sahip yani menzile sahip bir heroydu kendisi. Ben de bekliyorum açıkçası videosunu falan çekeriz oynarız hoşumuza giderse devamında gelir. Bir tane daha gelmiş Jace diye arkadaşlar top lane şampiyonu. Bakalım hem top hem AD hem support ve mid'e yani Veigar kardeşimizin de gelmesi oyuna renk kattı. Böyle dediğim gibi değişik böyle harbi popüler olan şampiyonları falan getirmiş olsalardı Belki insanların daha çok hoşlarına gidebilirdi. Şimdi diğer bir yenilik mi desek artık neyse oynanış güncellemeleri gelmiş. Ben birazcık buralara baktım arkadaşlar çünkü oyun esnasında bizi gerçekten etkileyecek şeyler var. Yani Caitlyn gelmiş tamam bunu videodan izleyebiliriz ama alamet iki defa geliyormuş mesela. Bunlara falan bakayım dedim. Sonrasında işte yazılara bakınca oha gibi tepkiler vermeyeyim diye arkadaşlar. Bir bakmak istedim açıkçası onları da şimdiden söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar baron biraz daha geç gelecekmiş. Baronun etkileri falan filan düşeceğini söylemedi. Mesela base atma süreleri falan bunlara değindi. Bunlar değişmeyecekmiş. Vallahi alamet artık iki defa gelecekmiş. Artık alamet daha fazla vuracak. Sanırım 1600 vuruyor. Birazdan göreceksiniz zaten. Değişik yani. Oyunlar daha erkenden bitecek yani ben size onu söyleyeyim. Bak gördünüz değil mi? 1600 iken vurdu. Büyük ihtimalle 1600 vuruyordur. Önceden 1400 vuruyordu. Şimdi 1600'e çıktıysa bakalım arkadaşlar daha fazla takım savaşları dönecek. Daha fazla makroya girmeniz gerekiyor. İşte bu oyunu diğer oyunlardan ayıran bir oyun. Bak nasıl desem size. Bir kontrol var. Bir taktik var. Sürekli beyninizi kullanmanız gereken şeyler var. Yani düşünsenize sezon 1'deyken neler yapılıyordu şu an neler neler yapılıyor. Yani taktikler falan çok değişti. Sadece oyunu ranked olarak bakmıyor oyuncular. Geçip de şeye doğru bakıyorlar. Espor olsun normal ranked falan filan olsun. bayağı gelişme olmuş açıkçası. Bir de şunu söyleyeyim sizlere. Mesela ben jungle oynuyorum. Solo Q'dayım işte takım arkadaşlarımla alamete gidemedim. İlk alamet gitti adamlar. Bir tane kule o sayede. Ben de ikinci alameti alırsam bir şekilde bir şeyler yapabiliriz gibisinden taktiklerde dönebilir. Solo Q için haberiniz olsun ya da trio için. Arkadaşlar bunlar önemliydi bence. Vallahi ben de merak ediyorum bu güncelleme geldikten sonra bir güncelleme geldi diye bir tane videoda çekebiliriz. Orman kempleri daha fazla gold verecekmiş. Haberiniz olsun ama şey hariç. Mavi ve red hariç haberiniz olsun Onu da şimdiden size söyleyeyim. Lonca geliyor. Bu lonca'yı keşke daha önce getirselerdi. Bir de şunu anladım. Lonca gerçekten çok fazla uzun. Bu ablamız yarım saat loncaları anlattı. Ben size şöyle söyleyeyim. Bir yandan da aksın problem değil. Loncalar şu şekilde. Sizi takım arkadaşlarınıza daha fazla oyuna sokmak için yani. Oyun eşleşmesi triodayken atıyorum 10 dakikada ararken bunu 5'e 3'e 1'e falan düşürebilmek için. Takım arkadaşlarınızla lonca şeklinde girmenizi yararlandırıyor işte ödül veriyor size poro sandığı yok poro ödülü yok işte goldmuş falan filan gibi ödüller falan varmış. Bunu yapmak yerine işte o sandıklardan güzel bir tane kostüm gelse en azından 550'lik gelse bile 990'lık gelsin takım arkadaşlarını onu tamamlamaya çalışalım falan gibi özellikler gelseydi kesinlikle daha iyi olacağını düşünüyorum. Düşünsenize belli başlı bir puan olur. O puanı işte açmak için de işte hatta çekiliş de olabilir basarsın takım arkada A kişisine çıktı diyelim bana çıktı falan filan gibi özellikler olabilirdi. Bir de takım özellikleri şu şekilde herkes takım açabiliyor. Yani illa para yatırmanıza gerek yok. Normalde Mobile Legends gibi oyunlarda para vermeniz gerekiyor. İşte diğer oyunlarda falan da takım açabilmeniz için ya 200 vahşi çekirdek ya da poro neydi poro özü müydü artık o mavi enerji poro mavi enerjisi neyse işte o sayede takım açabiliyorsunuz haberiniz olsun. Vallahi bunları paylaşmak işte baron çaldım paylaşım değişik yani bunlar pek de önemli değildi bana sorarsanız ama devam edelim. Diğer bir özellikle takım arkadaşlarınıza yetki verebiliyorsunuz. Güzel olmuş açıkçası. Bakarsınız bizde bir takım açabiliriz vallahi babacım ne diyeyim. Ve değişik bir isim falan kullanabiliriz. Yani YouTube Şimo 98 gibi açmam. Ya Discord'daki cannot bir target falan gibi olur. Hedef alınamaz falan gibi. Ya da işte daha değişik troll bir harbi hard hard bir e, puan kasacağımız takım da olabilir. Orasını bilmiyorum. Böyle takımlar arası savaş falan filan olacakmış. Sabotaj gibi olaylarla karşılaştık. 5 ve 5 savaştan kastı sanırım bu ablamızın. Güzel yani bu renk katıyor açıkçası. Takım arkadaşlarınızla girince daha fazla ödül falan verecekmiş. Yani Smurf falansanız eşleşmeler falan değişiyor. Güzel olmuş 2.5 ama yeterli değil. 2.6'da ya da işte 2.5 A'da, B'de, C'de, D'de gibi özelliklerde oyun daha da iyi hale gelecek. Oyun ne zaman daha iyi hale gelir? Herkes de o zaman geri döner. Yani emin olun ki giden oyuncuların çoğu geri dönecektir. Daha ilerilen zamanlarda gibi düşünüyorum. Buraları ilerletelim çünkü ablamız bayağı ayrıntılı bir şekilde anlatmış. Zaten sizler izlemiş misinizdir? Benle birlikte mi izliyorsunuz? Orasını bilmiyorum açıkçası arkadaşlar. Çok uzun yani takımı bayağı ayrıntılı anlatmış. Ben diğer şeyleri de sizlere anlatmak istiyorum. Mesela Twitch özelliği gelmiş. Yani Aram muhabbetini de anlatayım size. Aram şu şekilde. Aram'ı sürekli bir şekilde getirdiler. Yani Aram kalkmıyor işte şu günlerde belli günlerde falan muhabbeti yok. Aram'ı daha insanlar eğlensin diye takılsınlar diye koymuşlar. Patlangaç var. Patlangaç dedim işte keşif çiçeğini falan eklemişler buraya. Güzel bir detay açıkçası. Daha hızlı oyunları falan hani 10 dakika oynayacaksındır işin vardır taktiğe girersin. Valtif kartına da geldik bu arada. İlk Valtif kartında ne veriyorlardı? Bir tane kostüm vermişlerdi ama ikincideki Timo kostümü zaten oyundaki oyuncuların %85'i %90'ı Timo'dan nefret ediyor. Geçip de Timo'yu falan eklemeleri... Bana sorarsanız saçmaydı. Şimdi de Tristan'a eklemişler. Ödülleri falan değiştirmişler sanırım. Daha fazla ödül verdiklerini söylüyorlar. Bakalım ben de merak ettim. İnşallah bu sezon 2'deki gibi vermezler etkinliklere bilmiyorum artık değişikti. Bu arada ben Tristan'a kostümünü gene ben etkilemedi. Daha cezbedici bir şey de ekleyebilirdiniz tabi. Patron sizsiniz biz sadece oyun oynayan anlarız. Yorumumuzu yapıyoruz. Mesela artık derecelerinize göre değil işte master diamond bilmem ne değil yani puanlara göre mesela ben challenger 250 puanım karşıma da aynı düzeyde atmaya falan çalışacak sanırım daha iyi açıkçası adam challenger tamam mı ama sadece simgesi challenger normalde adam 120'ye düşmüş bilmem kaça düşmüş adama o düzeyde yani grand master 120'de ya da master 120'deki bir oyuncuya atmaya çalışacak böyle olduğunuzda mesela kendinizden daha yükseklerle karşılaştığınızda bir tane simge falan vereceklermiş yani oyundaki oyuncular biraz daha kaliteli olsa valla istediklerini alsınlar. Snowball etkileri biraz daha büyüse istedikleri gelsin problem değil ama emin olun ki oyun taşımak gerçekten solo queue'da Özellikle Zümrüt Elo'da valla zorlaşmış arkadaşlar. Luz alıyoruz ne yapıyoruz anlamadım ama gerçekten zor diyebilirim. Oyun bulma süresini falan düzeltmişler gerçekten daha etkili şeyler ya benim hoşuma gitti açıkçası. Valla bekliyorum merak ediyorum kostümler falan gelmiş zaten onları da sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Bunların değişmesi falan pek etkilen bir şey değil. O yüzden bunları boş verelim. Ayarlarda artık Twitch'ten direkt olarak yayın açabileceksiniz oyunlardan oyun ayarlarına girip. Güzel mi? Yani yayın açan insanlar için iyi olmuş diyebilir miyiz? Yani farkı yok gibi ama bunu düşünüp yapmaları hoş bir şey açıkçası arkadaşlar. Ben de arada yayın açıyorum. Beni oradan takip edebilirsiniz. Ufaktan bunu da söylemiş olayım. Açıklama kısmında birçok işte sosyal medya hesabım mevcut. Discord olsun, Instagram olsun. Discord'da hepinizi bekliyorum. Gerçekten Valtif komitesinin çoğu bizde yani. Emin olun ki kaliteli bir ortam. Küfür falan edilmiyor seviyeli insanlar falan filan var diyebilirim. Kendinize takım arkadaşı buradan bulabilirsiniz. Devam edelim. Twitch kardeşimiz de falan ekleniyormuş dediğimize göre bir dokunuşun üzerine tamam burayı söyledik. Ha yeni kostümler geliyor arkadaşlar. Valla Kaisa'dan tutun işte bu Konga bütün kostümler gelecekmiş. Güzel kostümler var beğendim açıkçası. Buralar hani belki ilginizi çeker belki çekmez ama görmek bile yani rakipte görmek bile güzel hissettirebiliyor Kaisa. Master işte başka neler vardı. Brand kostümü geliyormuş. Brandi valla banlıyoruz zaten arkadaşlar. Airalon sol geliyormuş zaten ejderlerden Airalon sol gelmeseydi problem olabilirdi. Eşin kostümü geliyormuş. Böyle tatlı kostümler var açıkçası. Renk katacak kostümler var desem. Daha doğru olur arkadaşlar. Bunların etkinlikleri falan varmış. Mesela böyle hepsinin 20 tane kostüm getirdiniz. Bir tanesini işte dağıtsanız valla. Adamlar o hero'yu mesela eş kostümü çıktı? Adam eş meyinler valla. Böyle şeyler yapılabilirdi. Tabi orasını dediğim gibi yalın gibi. Krallar biliyor orasını biz bilmiyoruz. Biz oraya bir şey yapmıyoruz. Önce Kılıç, İrelle kardeşimiz gelmiş arkadaşlar. Riven'ın gelmiş. Bunlar sanırım hepsi böyle birlikte. Neydi mahvolmuş kral mıydı? Öyle bir kostümlerim falan vardı ya bunların. Geçen geldi yani yeni geldikleri. Neydi artık orasını bilmiyorum. İrelle gelmişti, Riven falan gelmişti ve engelmişti. Hani bunlar sanırım birlikteler. Orasını bilmiyorum. Bu Kong'un kostümünden tut Leona'ya. Çoğu hero'ların kostümleri gelmiş valla. Caitlyn'in kostümünü beğendim alır mısın dersen almam sanırım ama yapacak bir şey yok hani bakalım ilerleyen zamanlarda Caitlyn'ı seversek videosunu falan çekeriz Vegar gelmiş bu harika ne dedikleri animasyon dizisi sanırım dizi değildi pardon filmiydi bu da yayınlanacakmış bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Dizi film izlemek istiyorsanız arkadaşlar Netflix adresimi bırakıyorum. Oradan yararlanın falan demişim. Neyse. Umarım güncellemeyi beğenmişsinizdir. Umarım anlatışımı beğenmişsinizdir. Bundan sonra birlikteyiz. Normalde bir tane yedek video falan çektim. Eğer ki yetişmezse, eğer bir şey olursa render'da vesaire gibi bir problemlerle karşılaşırsak diye gene videosuz bırakmamak için bir tane video ayarlamıştım. Çünkü saat 5'ti mi? Ne sunuldu bunlar arkadaşlar? O yüzden ben de hani geç kalmayayım vesaire gibi olaylarla karşılaşmamak için bunu hallettim. Umarım dediğim gibi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir like atıp bir abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Yarın görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.